Herkese merhaba, ben Volkan Yetilmezer. Bu videomuzda sürekli ışık sistemi, Nonlight Forza 360 ve aksesuarlarını inceleyeceğiz. Bu yıl 28. yılını kutlayan Nonlight, Çin menşeli bir sürekli ışık üreticisi. Belki Çin'deki isminden Guangdang'dan hatırlayabilirsiniz. Forza 300 modeli chip on board teknolojili ışıkların orta segmenti. Ancak orta segment dediysem mesela piyasadaki oldukça bilinen bir markanın orta segmentiyle karıştırmayın. Diğer markalara kıyaslanınca üst segment oluyor. Kendi içine dönecek olursak alt modeli Forza 60 ve üst modeli Forza 500'ün arasında yer alıyor. Hızlıca kutusundan başlayalım. Karton kutusundan çıkardığınızda özel bir taşıma çantası birlikte geliyor. Çanta oldukça büyük. Eşim bu çanta ilk gördüğünde benim olsun mu dedi ama maalesef. Bu çanta bana lazım. Çantayı açtığınızda her şeyin nizami paketlendiğini ve parçalar arasında kalın yastıklar yer aldığını görebilirsiniz. Yani bir yerlere götüreceksiniz, içiniz rahat olsun. Üst fileli kısımda kullanım kılavuzunu ve çanta omuz askısını görebilirsiniz. Paket içinde Forza 300, güç kontrol ünitesi, reflektör, ışık ayı aparatı, güç adaptörü, güç ve bağlantı kabloları yer alıyor. Işığın olduğu gövde kısmının ölçüleri 330, 225 ve 120 mm şeklinde. Ağırlığı ise 2.3 kg. Gelelim şu chip on board teknolojisine. Ampulü sürekli ışıkları veya koca koca ledlerin görebildiğimiz led ışıkları biliyorsunuzdur. Bu teknolojide bir kart üzerine yerleştirilmiş, görülmesi çok zor olan ledler yer alıyor. Bu ledlerin verimliliği, verdiği ışık şiddeti ve güvenilirliği sayesinde pek çok üst seviye profesyonel ışık sisteminde kullanılıyor. Tabii ki ampullü ışık sistemlerinden çok daha yüksek bir fiyatı var. Adındaki 300'den de anlayabileceğiniz gibi 300 watt güce sahip. Bununla beraber 2000 wattlık kocaman tungsten bir ışık ile bu ışık 1 metreden hemen hemen aynı ışık şiddetine sahip. Çünkü kullandığı teknoloji chip on board. Farklı mesafelerde aksesuarlarla olan lüks değerlerini de bu tabloda görebilirsiniz. Hazır yeri gelmişken belirteyim. İki tane değer profesyonel ışık kullanırken son derece önem kazanıyor. Bir tanesi CRI, bir tanesi TLCI. CRI değeri 95 ve üzeri olan ışıkları E olarak sınıflandırıyoruz. Yani 95 altında olan ışıklarda renkleri doğru göremeyebilirken 95 üzerine renkleri doğru görmeye başlıyoruz. Sınır 100. Piyasadaki hemen hemen tüm kaliteli ışıklar 95 iken Forza 300 98. Artık ne kadar doğru renkleri gösterdiğini söylememe gerek yok sanırım. Bu arada unutmadan söyleyeyim, sabit olarak 5600 Kelvin renk ısısına sahip. Bir başka ayırt edici özelliği ise tam güçte 60.000 saat kullanım ömrünün yer alması. Ampullü bir ışık kullanırsanız herhalde o süre zarfında 10 kere falan ampuller patlardı. Yapısı hemen hemen her kısım metal diyebilirim. Yan kısımları karbon gibi görünse de değil, o kısımlarda metal. Arka kısmında kablo giriş portunu ve ışık tutma kolunu görebilirsiniz. İnce düşünülmüş bir detay, ışığın arkasına değil de genelde yanında durduğumuz için yön ayarlarken eliniz rahat etsin diye tutma kolu eğimli yapılmış. Bu tarz şeyleri gerçekten seviyorum. Şu an tuttuğum kısım ışık ayağına takılacak olan bölge. Bu nedenle bu kısmı şimdilik atlıyorum. Işığa üstten ve alttan baktığınızda içinin boş olduğunu ve kocaman bir fan olduğunu görebilirsiniz. Bu fan 16 desibel gibi kabul edilebilir bir ses çıkartıyor. Dilerseniz bu fanı kapatabilirsiniz. Önden bakınca kocaman bir ışıkmış gibi görünüyor ama chip on board teknolojisi sayesinde ışığın kendisi küçük ama soğutma sistemi büyük diyebilirim. Ki bu da gerekli olan bir şey. Diğer teknik özelliklerinden yeri geldikçe bahsedeceğim. Paketteki diğer parçaları da göstereyim sizlere. Pakette 55 derece yayılma açısına sahip bir reflektör yer alıyor. Özellikle ışığı bir alana yoğunlaştırmak isteniz de kullanabilirsiniz. İç kısmı ışığı en iyi şekilde kullanabilmek için özel olarak tasarlanmış. Yani adamlar gümüş renkli boya sürüp geçmemiş. Bağlantı şekli ise neredeyse endüstri standardı olan Bowens bağlantı şeklinde. 3 yönden yuvasına yerleştirin ve döndürerek kilitleyin. Yerine son derece sıkı bir şekilde oturuyor. İlk kullanımdan sonra iç kısımlarda yer alan bölgelerin çizilmeye başladığını görebilirsiniz, korkmayın. Yerine yerleştirirken birbirine sürtüyor sonuçta. Bu nedenle çizilmesi gayet normal. Reflektörü çıkartmak için sağ üst kısımda yer alan mandala basın ve reflektörü döndürerek çıkartın. Hepsi bu kadar. 3 aşağı 5 yukarı görünüm de bu şekilde. Gelelim güç ünitesine. 445 mm uzunluğuyla epeyce büyük diyebilirim. Bu kısım adaptörle birlikte 4.8 kilo. Peki neden bu kadar uzun bir güç ünitesi var? Cevabı arkasına saklı. Bu yuvalara 2 tane V-mount pil takabiliyorsunuz. Yani illaki şehir şebekesini kullanma ihtiyacınız yok. Pil taktığınızda çalışma süresi elbette pillere ve kullanılan güce göre değişecektir. Sabit bir yerde kullanılacaksa şehir şebekesini kullanmak çok daha mantıklı olacaktır. Sol tarafta DMX girişi ve çıkışı, adaptör girişi ve açma kapama tuşunu görebilirsiniz. Üst kısmı da ufak bir teknik bilgi ekledim, buna da bakabilirsiniz. Üst kısımda kontrol paneli yer alıyor. Detaylı olarak daha sonra anlatacağım. Sağ kısımda ışık bağlantı soketi ve batarya çıkartma tuşu yer alıyor. Paketin içinden çıkan adaptöre de bir göz atalım. Direkt olarak şehir şebekesine bağlantı yapamıyorsunuz.
Bunu yapmak için bir adaptör gerekiyor. Güç ünitesine V-mount bağlantı ile sadece orada durması için bir bağlantı sağlanıyor. Ardından şebeke kablosu ve güç soketi ile giriş tamamlanıyor. Adaptörün içinde ayrı bir soğutma fanı var. Burada ufak bir bilgilendirme. Eğer çok sessiz bir ortamda çekim yapıyorsanız adaptör içindeki fanın sessizliği biraz rahatsız edebilir. Eğer sessiz bir ortamda kullanılacaksa güç ünitesini ışıktan uzaklaştırmanızı sağlayan ve ayrıca satın alabileceğiniz 5 metrelik ışık bağlantı kablosunu satın alabilirsiniz. Paketten çıkan son parça ışık ayı aparatı. Paketten çıkan her şey gördüğümüze göre gelelim bunların hepsini birleştirip Voltron oluşturmaya. İlk önce belirtmemde fayda var. Bu ışığı öyle 50-100 liralık incecik bir ışık ayağına bağlamaya kalkarsanız ayak düşer ve 3 kuruş kar edeceğim diye ışınızın olursunuz. Bu nedenle sağlam ve iyi bir ışık ayağı kullanmak şart. Paketten çıkan ışık ayağı aparatı kelepçeli bir kullanım sağladığından kilidi açtıktan sonra ışık ayağı etrafını okları yukarı doğru gösterir şekilde sarın ve sıkıştırma vidasıyla iyice sabitleyin. Güç kontrol ünitesinin üst kısmında ışık ayağı aparatına ünite yerleştirebilmeniz için bir alan göreceksiniz. Yapmanız gereken tek şey aparat üzerine ünite yerleştirmek. Bu kısımda tamam. Yeri gelmişken belirteyim, ünitenin üst kısmı deri bir kayış var. Bu sayede sağa sola rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Bu arada illa ayağa takmanıza gerek yok, yeri de konumlandırabilirsiniz. Işık ayağındaki görünüm de bu şekilde olacak. Gelelim adaptöre. V-mount alanlardan bir tanesini adaptöre yerleştirin. Forza 300'ün tüm kablo bağlantılarında olduğu gibi burada da güvenlik önemli. Kabloyu takın ve saat yönünde çevirin. Artık kablo sağlam bir şekilde yerine yerleşti. Çıkartacağınız zaman kendinize doğru kilidi çekin ve saat yönünün tersine doğru çevirin. Adaptörün güç bağlantısında paket içinden çıkan güç kablosuyla gerçekleştirin. Gelelim ışık ile ünite arasındaki bağlantıya. Ünitenin sağ tarafında yer alan bağlantı tıpasını açın ve kabloyu bu alana takın. Takarken kırmızı noktaları birbirine denk getirin ve bastırın. Yine güvenlikli bir bağlantı olduğu için kilidi kendinize doğru çekmediğiniz sürece kablo yerinden çıkmaz. Işığı ışık ayağına yerleştirin ve sabitleyin. Sağda ve solda iki tane sabitleme vidası göreceksiniz. İkisini de gevşettiğinizde ışığı rahat 330 derece açı içinde döndürebilirsiniz. Bu kısım dişler ile yapıldığından sıkıştırıldıktan sonra ışığın yönünün kendi kendine değişmesi imkansız. Son bağlantı üniteye taktığımız kablonun diğer ucunu ışığa takmak olacak. Üniteden çıkan kabloyu ışık üzerindeki bağlantı tıpasına açarak yerleştirin. Yine aynı kırmızı kılavuz ve güvenlik sistemi burada da mevcut. Her şey takıldığında görünüşü bu şekilde olacaktır. Üzerine reflektör takmadım, testlerde takarak neler olduğunu göstereceğim. Tüm bağlantılar tamamlandığına göre artık ışığı açalım ve kullanmaya başlayalım. Test alanlarımdan bir tanesi boş bir duvar. 3 metre 30 santim genişliğinde, 2 metre 65 santim yüksekliğinde. Işığın duvara olan mesafesi 140 santim. Kamera ayarları enstantane 1/50, diyafram 5, ISO 200. Işık üzerinde herhangi bir aksesuar takıl değil. %3'ten başlayıp %100'e kadar ışığın şiddetini size göstereceğim. %1'de ışık neredeyse hiç yanmıyor. %2'de ışık vermeye başlıyor. %3'de epeyce görülebilir bir ışık veriyor. Ben evde yaptığım bu standart çekimlerde üzerinde softbox ve önünde ışığı engelleyen bir kumaş olmasına rağmen en fazla %50'de kullanabiliyorum. Bu ışığı %100'de kullanmak en azından böyle bir odada çok zor. Hatta bir örnek daha göstereyim. Bu evimin salonu. Ortalama bir salondan biraz daha büyük, 30 metrekarenin biraz üzerinde. Şu an odanın ortasında bir avizeyle aydınlanıyor ve insan gözüne gayet normal gözüküyor. Işığı %3 olarak açıp avizeyi kapattım. Işığı %3'ten %25'e kadar getirdiğimde bile sanki düğün eviymiş gibi aşırı ışıklı bir ortam oluyor. %100'e getiremedim çünkü bembeyaz oluyor, hiçbir şey gözükmüyor. Özellikle büyük alan ve dış mekan çekimleri için mükemmel bir ışık diyebilirim. Aynı duvarda bir de reflektörle test yapalım. Sıfırdan 100'e bakalım neler olacak. %100'e geldiğinizde özellikle yakın mesafeden ışığın pek bir kullanışlığı kalmıyor çünkü aşırı şiddetli bir ışık oluyor. Kontrol ünitesinden ve detaylarından bahsedeyim, ardından aksesuarlara ve testlere devam edelim. Sol kısımdan ışığın şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz tüm tuşları sağ üst kısımdaki tuşa basılı tutarak kilitleyebilirsiniz. Böylece kimse ışığı kurcalamaz. Üst kısımdaki büyük ekranda olan biten her şeyi görebilirsiniz. Sırasıyla efekt, tetikleme, menü ve kilit tuşlarını ekran alt kısmında görmek mümkün. Sağ taraftaki ayar tuşuyla da menü içerisine gezip ayarları değiştirebilirsiniz. Eğer biri çıkıp da bunun sadece bir ışık olduğunu söylerse ona asla inanmayın. Çünkü kendi içinde efektler de barındıran bir ışık sistemi kendisi. Efekt tuşuna bastığınızda 8 efektten birini seçebilirsiniz. Flash 1 ve Flash 2'ye süre bakımından müdahalede bulunamazken Flash 3'e sağdaki ayar tuşunun orta kısmını bir kere bastıktan sonra müdahale edebilirsiniz. Storm 1 ve Storm 2'yi çalıştırmak için tetik tuşuna basmanız gerekiyor. Yani fırtınayı siz kontrol ediyorsunuz.
Storm 3'te ise kendinden çalışıyor. TV ayarını kendiniz yapılandırabiliyorsunuz. Sanki odada bir TV açıkmışçasına bir efekt yaratabiliyor. Fade bulb otomatik çalışan efektlerden bir diğeri. Bu da sanki odada bozuk bir lamba varmış gibi bir efekt yaratıyor. Efektler bu kadar. Gelelim menüsüne. Menüden ekran görünüm tersine çevirebilir, çoklu kullanımlar için adres bilgisini değiştirebilirsiniz. Burada bir bilgi daha vereyim. Kablolu kumanda takabilir veya Wi-Fi ünitesi üzerinden telefonunuz vasıtasıyla kontrol edebilirsiniz. Devam edeyim. Işık içindeki fanı açıp kapatabilirsiniz. Burada da bir bilgi, fanı kapatırsanız ışık gücü ısıdan korunmak için düşecek ve belli bir ışık şiddetinden fazlasını elde edemeyeceksiniz. Devam. Ekran ışığını değiştirebilir, tuş ışıklarını değiştirebilir ve son olarak İngilizce değil de Çince olsun menüler derseniz bunları menüden gerçekleştirebilirsiniz. Farklı testler yapacağım bilginiz olsun ama önce şu diğer aksesuarlara da bir bakalım. Bu arada hem ürün hem de aksesuarların hepsinin linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. İlk aksesuar bence herkesin mutlaka alması gereken ama ölçüsüne sizin karar vereceğiniz parabolik softbox. Temelde sert gölgeleri ortadan kaldırmak için kullanılıyor. Ben 90 cm çap olanı kullanacağım. Normalde softboxlar tamamen demonte olarak nispeten daha küçük bir kutunun içine geliyor. Ancak Nonlight farklı bir kurulumu olan softboxlar kullandığı için kutusu ve çantası oldukça büyük. Paket içinden iki çeşit kumaş çıkıyor. Takıp çıkartmalı hiçbir parçası yok. Sanki hop deyip açılacakmış gibi duruyor. Açmak son derece basit. Ön kısmı yere gelecek şekilde açın. Her çıtanın bağlantı noktasında bir tane kilit mandalı yer alıyor. Kilitli değilken boşta olduğunu görebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey çıtayı yukarı doğru kaldırmak. Gerdirmekle, yanlış yere takmakla falan uğraşmıyorsunuz. Benim en yüz olduğum şeydir çünkü bu softbox kurmak. Sökerken de bu kilitlere basmanız yeterli. Saniyeler içinde kurulup saniyeler içinde toplanabiliyor. Tüm çıtalar tamamlandığında ise cırtları kapatmanız yeterli. Benim boyum 1.76, nasıl göründüğünde bu şekilde görebilirsiniz. Bir diğer aksesuar kumaş petek. Ufacık bir kutunun içine sarılmış olarak geliyor. Parabolik softbox kumaşın ön kısmına cırt cırt boşluğuna yerleştirebiliyorsunuz. Etkisini testler sırasında göstereceğim. Sonraki aksesuar Fresnel lens. Temelde ışığı belli bir yere odaklamak için kullanılıyor. Lens kutunun içindeki özel ve güzel bir çantayla birlikte geliyor. Kutunun altında ise barn door denilen metal yönlendirme engeli diye Türkçesini uydurabileceğim aparat geliyor. Paketten çıkanlarsa işte bu iki arkadaş. Paketten ayrı olarak çıksa da çanta içerisine ikisini birden koyabiliyorsunuz. Çap sitesinde 12 cm yazıyor ama muhtemelen yarı çap olarak 12 cm demek istemişler. Çünkü dış çapı 24 cm'e yakın, iç merkez çapı ise 20 cm'e yakın. FL20 model numarasındaki 20 de işte buradan geliyor. Çevresindeki halkayı çevirdikçe 45 dereceden 10 dereceye kadar ışığı odaklayabiliyorsunuz. Hangi derecede olduğunuzu da üstteki çizelge üzerinden görebilirsiniz. Paket içinde barn door denilen ya da benim Türkçeleştirdiğim metal yönlendirme engelini de göstereyim. Fresnel üzerine takmanız gerekiyor. Taktığınızda arka kısmı da bu şekilde oluyor. Ayrıca ne olur ne olmaz yerinden çıkar da düşer diye bir de güvenlik kablosu yapılmış. Bunu ışık ayağına veya metal ışığın kendi gövdesine bağlayabilirsiniz. Özellikle ışığın bazı yerlere gelip bazı yerlere gelmemesini istiyorsanız bu parçayı kullanmanız gerekiyor. Tüm bu aksesuarlarla da nasıl göründüğünü bu şekilde görmek mümkün. Gelelim aksesuarlı ve aksesuarsız olarak testlere. Yine boş duvara kullanacağım ki ne gibi bir değişiklik olduğunu birlikte görelim. Mesafe 140 cm. Kamera ayarları 1:50, f5, ISO 200 şeklinde. İlk görselde Forza 300 üzerinde herhangi bir aksesuar yok. İkinci görselde üzerinde reflektör takılı. Artık ışığın belli bir alanda kaldığını görebilirsiniz. Üçüncü görselde parabolik 90'lık softbox takılı. Ön kısımda herhangi bir yumuşatıcı kumaş olmadığı için dış çeperini sert bir şekilde görebiliyorsunuz. Dördüncü görselde desenli diyebileceğim kumaşa sahip olan kumaş takıldığında bu şekilde oluyor. Beşinci görselde düz olan kumaş takılı. Ben genelde bu düz olan kumaşı kullanıyorum. Altıncı görselde düz olan kumaş takılmış olarak artı ön kısmı kumaş petek takıldığında olan şekli. Fresnel takıldığında 45 dereceden 10 derece ışıkta neler değiştiğini de bu şekilde görmek mümkün. Fresnel üzerinde barn door takıldığında ise işte bu şekilde ışığı yönlendirebiliyorsunuz. Sonraki 3 fotoğrafta ise farklı yönlendirmelerin neler olduğu yer alıyor. Şimdi yaklaşık 2 dakika boyunca 140 cm mesafeden aksesuar testlerini yapacağım. Sağ üst kısımda ışığın gücünü ve kullanılan aksesuarları, sol alt kısımda ise kamera değerlerini görebilirsiniz. Sağa sola bakarak yüzümdeki gölgeleri görmenizi sağlayacağım. Öne ve arkaya doğru giderek yüzüme gelen ışık ve duvardaki gölgemde oluşan hatları göstereceğim. %10, 20 ve 30'da bu testleri yapacağım çünkü sonrasında ışık çok şiddetli olmaya başlıyor. Videonun renkleriyle hiç oynamayacağım. Dilerseniz detaylara videoyu durdura durdura bakabilirsiniz.
Bu videoda Null Knight Forza 300 ve aksesuarlarını inceledim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.